Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sponsorumuzun sizlere selamı var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama size daha başka bir yerden selam getirdim. Galatasaray Pedro için teminat vermedi. Yeni transferimiz Joao Pedro için Galatasaray'ın Çagliari kulübüne teminat mektubu vermediği ortaya çıktı. Neden vermedi? Çünkü PTT'ler kapalıydı. PTT'leri kim kapattı? Ali Koç kapattı. 5 milyon euro fazla vererek. Farkında mısınız bilmiyorum ama son zamanlarda son birkaç haftadır özellikle Galatasaraylı bazı spor yazarları, yorumcuları Galatasaray yönetiminin her türlü hatasını örtbas ediyor. Hani şey gibi ya. Oliyanna gibi. Oliyanna. Oliyanna saçın kesilmiş. Olsun şu tarafta da var. Oliyanna tırnağın kırılmış. Olsun daha bir sürü var. Oliyanna kolun kopmuş bir tane daha var falan. Galatasaraylı şeyciler de öyle. Spor yorumcuları. Galatasaray şunu alamamış. Fenerbahçe araya girdi. Galatasaray şunu alamamış. Duruş sergiledik. Galatasaray şunu al alamamış. Pis Fener. Galatasaray şunu alamamış. Yalı çocuğu. Lan başka hiçbir şey yok. Bunlara da harbi harbi inanan bir kitle var. Neydi? Max GS zekası mı yazıyorlar? Eğer bunlara inanıyorlarsa harbi söylüyorum hakikaten daha daha bunlara inanıyorlarsa harbi bu zeka ayakta alkışlanır ya. Ya bu zeka ayakta alkışlanır. Ya arkadaş bir Allah'ın kulu da mı sormuyor? Ulan her transfere Mali Koç giriyor. Yani bir Allah'ın kulu da şunu sormuyor mu? Ulan her transferi ada yani transfer bir takımın gizlisidir, yatak odasıdır. Siz her transferi Mali Koça söylüyorsunuz. O zaman hain kimse onu bulun. Hiç mi demiyor? Bakın Fenerbahçe taraftarı acımasız. Yani bu transfer konusunda acımasızdır. Vicdansızdır transfer konusunda. Babasının oğlunu görmez. Forvet mi istiyor? O forvet gelecek. Ali başkanım süper başkanım desinler. O forvet gelmeyince bakın bakalım Ali Koç'u nasıl yerden yere vururlar. Çünkü Fenerbahçe taraftarı kafayı çalıştırabilir. Şimdi Sergio Oliveira Galatasaray'ın aldığı orta saha. Fenerbahçe'nin elinden almış oldu Galatasaray. O zaman duruş yok mu? Galatasaray'da duruşu başka bir şey miydi? Neydi o duruş? Bak Fenerbahçe taraftarı ne dedi biliyor musun? İyi orta sahayı kaptırdınız madem alacaktınız diye. Ama Zayis duruyor, Crespo duruyor, İsmail Yüksek iyi çıktı. Arao da geldi. Gerek yok dediler bak. Eğer gereği Mesela stoper kaptırsaydık Galatasaray'a. Hocam Abdülkerim'i kaptırdık ya. Bak Serdar Aziz sakatlandıktan sonra sosyal medyada neler yazıyordu gördünüz mü? Keşke Abdülkerim alsaydık falan filan. Sakar makar ama işe yarıyor falan yazmaya başlamışlar. Biraz kafayı çalıştıran Galatasaray taraftarına lafım yok. Zaten onlar beni, onlar da beni destekliyorlar. Onlar da beğeni atıyorlar. Onlar da kanaldalar. Helal olsun diyorlar. Vallahi helal olsun diyorlar. Doğru söylüyorsun diyorlar. Doğru söylüyorsun diyorlar. Beceremedikleri her şeyde böyle. Cüzdan sallamalı. Şov. Bak şov şov. Bu da kaçacak. Dursun Özbek de kaçacak. görün bakın. Devre arasını görmez bu Okan Buruk. Top mop oynatmıyor. Ben izledim. Bak Konya Spor. Şu ana kadar izlediğim Süper Lig takımları içerisinde bir tek Konya Spor'u beğendim. Bir tek. Fenerbahçe dışından bahsediyorum. Bir tek Konya Spor'u beğendim. Hocam Beşiktaş ama Alman devlerini dize getirdi falan filan. Siz maçların özeline bakın. Trabzonspor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor. Bak Trabzonspor orta sıra takımı olur ha. Ben harbi söylüyorum eğer radikal değişiklikler falan filan radikal transfer herhalde bitirdiler. Orta sıra takımı. Ortadan 19 var ya 19 takım. Ortadan ikiye bölün. Orada o basamaktan üç aşağı 3 yukarı falan o şekilde sıralamada yer alın. Galatasaray, Nanay. Beşiktaş'ın siz bakmayın o hallerine durumlarına. Bir bakın bakalım neler değişecek. Ha, Konya Spor İyi gidiyor yani Allah nazardan saklasın çok da güzel 10 kişiyle de galibiyet aldılar. Konya iyi gidiyor. Konya'ya hiçbir şey diyemem. Ama Başakşehir mesela sonradan oyuna gelenleriydi falan Başakşehir'de tırt. Başakşehir'de top oynamıyor haberiniz olsun. Ezbere sistemlerle top oynuyorlar. Neyse biz konumuza dönelim. Kusura bakmayın çok uzattım ama arkadaşlar benim de içimde oktu oluyor ya. Ya sürekli bakıyorum yorumlarda şöyle böyle falan filan. Sabah sizden Volkan Demir'in haberine göre Galatasaray Çagliari ile 4.6 milyon euroyu anlaşmaya varmış. Fenerbahçe de aynı fiyata varmış. Ama 5 milyon euro fazla vermişiz. Herhalde 5 milyon euroyu el, altından vermişiz öyle düşünüyorum. Galatasaray bonservis için istenen teminat mektubunu vermiyor. Pijiol de Fenerbahçe'nin kapısını çalıp aynı rakama size getirebilirim diyor. Fenerbahçe'de Jesus'a bildiriyor. Jesus diyor ki uyar. Alınsın. Bak iyi bir futbolcu. Kendisini seviyorum. Ya İyi, iyi, bir futbolcu. Fenerbahçe menfaatleri gelir alabiliriz. Ben Fenerbahçe için diyor Jesus alıyor. Şimdi bu transferde Allah için ya nasıl bir usulsüzlük, nasıl bir terbiyesizlik var? Sen almıyorsan, aynı fiyata getiriyorsa bitti. 3 yıl için 7.7 milyon, menajerine 2 milyon komisyon falan filan gördünüz olayları. Bakın şimdi bir diğer olay Fenerbahçe Vedat Muriçi'den kazanıyor. Bu Vedat da şey neydi Rize'de bir e, hamsi mi var? Yok şey Rize'de bir aslan var. Vedat var ya o. Şimdi Mayavurka'ya transfer oldu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriçi. inanılmaz bir şekilde Fenerbahçe gene para kazandı. Tabi bunu ben uyarmıştım da. Ben uyardıktan sonra haberleştirmişler. Sağ olsun gazeteci arkadaşlarımız. iyi takip ediyorlar kanalımızı. Hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum. Allah bereketli işler versin. Kanalımız inşallah büyür de sizlere daha çok kitleler sunarım. Şimdi %5 oran <laughs> Yüzde %5. <laughs> Transferin %5'i Fenerbahçe kasasına giriyor arkadaşlar. Tabi bu da çok bir rakam değil. 475 bin eurocuk. 9,5 milyon euroya gittiği için 475 bin eurocuk. Ama e, benim için büyük para. Mesela ben 475 bin olsa bir tane Peugeot 3008 alırım. Kalan parayı da ev alırım. Evi de kiralarım. Al sana aylık bedavadan gelir. Yani Kayseri'li adamdan tavsiye alabilirsiniz her yerden para kazanıyoruz. Elif elmas gitsin oradan da para gelecek. Başka yerden gezin oradan da para gelecek. Güzel satış yapıyor. Şimdi Ali Koç eleştiriyoruz ediyoruz ama vallahi güzel iş yapıyor. Samatta'dan Fenerbahçe'ye kötü haber. Hep güzel mi konuşacağız? Hep bir gülecek miyiz? Biraz da kötü haberlerden konuşalım. Fenerbahçe'de gözden düşen Samatta'ya talip olan Kızıl Yıldız'ın bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü. Aa, aa. Duymamış olayım böyle şeyleri. Duymamış olayım sıradaki habere geçmek istiyorum. Sıradaki habere geçmek istiyorum. Maliyeti sebebiyle vazgeçmiş falan filan. Ben böyle ben bu haberi duymamış olayım. Hayır, Samatta ile ilgili hiçbir kulüp vazgeçemez. Şu anda da imza aşamasına gitmiştir bazı kulüplerle. E, detayları konuşuyorlardır. Samatta değerli bir futbolcu. Yıldız bir futbolcu ama Fenerbahçe'de e, yıldızı tam parlamadı. Ya yani süperstar. Bakın süper bir yıldız süper bir yıldız ama tam parlamadı. O yüzden gittiği takımda başarılar diyorum. Ben eminim gittiği takımda süper süperstara dönüşecektir. Artık Kızıl Yıldız olur. Ludo Gorest olur. Başka takım olur. Bilemeyeceğim ama ben Samat'la ilgili olumsuz haber veremiyorum size. Fenerbahçe Tiago Çukur'u... çık Pardon. Fenerbahçe Tiago Çukur'u kiralayacak istem dışı oldu arkadaşlar şey yapmadım yani aklımca espri falan yapmaya çalışmadım. İstem dışı oldum. Haberi hiç okumuyorum. Haberi hiç okumuyorum. Sizin için bir değeri var mı Tiago Çukur'un kiralanmasının? Hocam oynama garantisine kiralayalım bari diyeceksiniz. Ee, hocam rezerv yani rezervlik varsa Tiago Çukur'u niye gönderiyoruz ki elimizin altında dursun diyeceğiniz de duyar gibiyim. Ee, Başka? Yani teklifler değerlendirecek falan filan diye. Ya tam şey yapmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama eğer Thiago Çukur'u biz oynama garantisiyle oynama garantisiyle bir takıma verebilirsek benim açımdan süper olur. Sizin açınızdan da süper olur. Eğer oynama garantisiyle veremiyorsak rezervlik olayı varsa rezervlikte kesinlikle oynatacaksak benim açımdan yine süper olur. Bak milli takımın kapıdan içeri girmiş artık Fenerbahçe'ye geldi diye artık seçmezler de. Bence mantıklı olur. Ama hem Thiago Çukur için hem de Çağatay Kuru kalıp için ee, oynama garantisinde teklifleri değerlendirmeye aldık. Bilginiz olsun. Yani giderler gitmezler demiyorum ama bilginiz olsun. Mergin Beriş kiralama sıkıntısı haberi. Bu haberi de size vermemiş olayım. Ben böyle bir haber vermemiş olayım. Tamam mı? Yani öyle sıkıntı mıkıntı duymamış olayım. Seviyesinin uzun yok. Bir Be, işam ve kaldım aldı. Ya bunlar, bunlar basın uydurmalar. Bunlar bir takım şeyler. Bak Galatasaraylılar bunu yapar. Sonra da hiç olmamış gibi halkadan dolanlar. Ben, 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 bir diyemem kardeşim. Bir Be, şey biz yollarımızı ayırmak üzere konuştuk. Kendisiyle de konuştuk. Do Doğum Doğru mu Samet? Ya ayak ayak üstüne. <laughs> tweet mi diye gireceğim. Ben Berişan'a ilgili kötü bir şey vermek istiyorum. istemiyorum. Şu tutkart kiralamak istediği belirtildi. Fenerbahçe bon servisinden itelemek istediğini belirtti falan filan. Şimdi şu tutkart kiralamak istedi. Fenerbahçe'de bon vermek istedi diyor. King'in ardından Forvet'te görev alabilen Pedro'nun da transferi Kado'da Serdar Dursun'un bulunması nedeniyle forma şansı azaldığı için ayrılma kararı alan Alman oyuncu şu tutkart falan. Ben bunu da duymamış olayım. Hayır. Size ben ne ile ilgili ne Berişan'la ilgili olumsuz bir şey söyleyemem. Olmaz. Sıradaki haberimiz muhtemelen başlığa da bunu koyacağım. Jorge Jesus Allah'ınız varsa bana playa'yı alın. Yok. Allah'ınız kitabınız varsa bana playa'yı alın. Yok bu ayıp olur ya. Yeter artık. Gönderin bu çöpleri bana alın. Bana bana playa'yı alın. Yok bu da olmadı. Play'e almayan Cimbomlu... yok. O hiç olmadı. Ne diyeyim ki? Ya? Hani Je Jesus'un Play'e isteğini nasıl anlatayım ki? Neyse. Jesus bana Play'e hemen lazım. Aa bak bu oldu. Kibar, nazik, güzel. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçı sonrasında son vuruş kalitemiz eksikti. Açıklamasının ardından forvet transferi için çalışmalara hız verildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Önerilerimi turu ilk maçında Dinamo Kiev karşısında bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Portekizli çalıştırıcı maç sonu yaptığı açıklamayla kazanamamalarının santrafor eksikliğine bağladı ve yönetime üstü kapalı olarak mesaj gönderdi. Jesus biz pozisyonlar ürettik eksik olan şey son vuruş kalitemizde diyerek golcü transferi isteğini net bir şekilde belirtti. Mesajı alan Sarla Hacıverdi yönetimde forvet transferindeki çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'nin forvet transferini en geç önümüzdeki hafta içerisinde açıklaması bekleniliyor. A kalite golcü için transferi, A kalite golcü transferi için büyük uğraş veren Sarla Hacıvert'in yönetim listesindeki ilk isim Alessane Plea. Joshua King ve Joao Pedro'yu kanatlarda ve forvet arkasında oynatmayı düşünen Jesus, Berisha ve Samatta'nın da takımdan gönderilmesine izin verdi. Bence Berisha ve Samatta gönderildi ya. Öyle bir futbolcularımız yok bizim ya. Ya bizim bu isme sahip bence futbolcularımız yok. Sizi bilmiyorum. Yani sizin varsa bilmiyorum ama bizim böyle futbolcularımız yok bence. Yok değil mi arkadaşlar? Bu arada Peugeot 3008 duasını siz yine dedin. Ben arabaya güzel film çektirdim. Bir de double ekran geri görüş kameralı. Araba çok yakışıklı oldu 307 ya. Peugeot 307 de yakışıyor. Allah olmayanları da versin inşallah arkadaşlar. Borcunuz harcınız varsa sizin için de dua ediyorum. Hani bazı arkadaşlar diyor bizim için de dua et. Rabbim hastası olanlara şifa versin. Borcu olanlara da borçlarını bir an önce ödeme gücü versin. Olmadık kapılar açsın da borçlarınızı bir an önce bitirin. En sıkıntılı şey borç özellikle şu zamanda. Hele hele döviz borcunuz varsa altın borcunuz varsa Allah gani gani yardımcınız olsun. Şimdi Fenerbahçe 50 maç için golcü istiyor. Bakın Pedro ve King dediğim gibi kanatlarda forvet arkasında oynayabilir. Yani Jesus bunu düşünüyor. Berisha Samat'ta da zaten gidiyor. Serdar Dursun Valencia var. Ben Valencia'ya var diyemiyorum. Bakın ısrarlı bir şekilde söylüyorum. İster adam bize duyum veriyor. Şifreli şekilde söylüyor olarak algılayın. İster adam açık açık söylüyor. Daha ne demesi lazım diye algılayın. Ben Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceğini göremiyorum. Derken Şimdi benim videoyu çektiğim saatler 17.06 23 Temmuz. sıcak bir gelişme yaşandı. Daha doğrusu yorumlardan öğrendim. Ben de bana da sürpriz oldu. Bana da sürpriz oldu. Ben yorumlarda gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Playa'yı kampka şey, maç kadrosundan çıkarmışlar. Aa. Duymamış olayım. Öyle şey olmaz. Playa gelmeyecekti. Öyle söylüyorlardı. Öyle şey olmaz. Başka takıma gidecektir o zaman. Belki de o yüzdendir. Ee, yani bir arkadaş da Playa'yı 5'e bırakmıyorlar diye. Neyse. Playa arkadaşımızı maç kadrosuna almamışlar. Çok ayıp. Yanlış bir şey. Hazırlık maçında yokmuş. Mönchen kadrodan çıkartmış. Bizimle alakalı değildir herhalde. Neyse biz haberimize dönelim. Portekizli hoca da playa transferinin bitirilmesi <laughs> ne istemiş. Al Alman ekibi Borussia Mönchengladbach sözleşmesi 2023 Haziran'da bitecek. Fransız Yıldız için 5 milyon euro bonservis istiyor. Fenerbahçe 4 veriyor. Onlar da diyor ki bu ülkede 4 veren takım belli. Siz 4 veremezsiniz. Siz 4,5 verin diyorlar. Ee, sözleşme uzatma teklifinde bulunuyorlar, kabul etmiyorlar. Fenerbahçe Play ile görüşüyor, 3 yıl için anlaşma sağlıyor. Hani bir şarkı vardı ya, şu var, bu var. E, niye duruyorsun o zaman? Helva yapsana mı falan filan diyordu ya. O zaman niye duruyoruz hocam? Helva yapalım şey, aç transfer edelim diye. Ee, eldekilerin gidip en azından yerlerini garantilemesini bekliyor olabiliriz. Benim tek söyleyebileceğim şu. Eğer berişayı paketleyebilirsek berişadan gelen parayla play alınacak. Yıllık ücreti bak iki buçuk yazmışlar gördünüz duydunuz iki buçuk demişler. Eğer ben yanılmıyorsam duyumlarım yanılmıyorsa berişaya vereceğimiz yıllık ücreti de play aya vereceğiz. Yani size günler günler öncesinde yaptığım bir anket vardı diyordum ki doğrudan ya da dolaylı olarak Berisha Play'a takasına ne dersiniz? Aynı şartlar aynı koşullarda diye. Doğrudan ve dolaylı olarak inşallah bu duyum gerçekleşmiş olur. Sevgili dostum Orçun Baysal bana yazmış işte Play'a'yı beğenmedim ikincilik topçusu diye. Herhalde yanlış video izledin dedim. Hani TRT Çocuk'tan çıkacaksın. Önce YouTube ana sayfaya geleceksin. <laughs> muhtemelen çocuklar muhtemelen sizi de boş bırakmıyordur. O dille TRT Çocuk izleyelim diye, karton not ver falan filan izleyelim diye. Önce TRT Çocuk'tan çıkıp YouTube ana sayfaya girip Leia Skills videosu diye yazarsan dedim. Ben çok beğendim. Bakın ben kolay kolay beğenmem. Ben Pedro'yu da beğendim. Ne kadar da bana gelen duyumlar gelmeyecek şeklindeydi. Başta olsa da. Ben Pedro'yu da beğendim ama Pedro'yu forvette oynatmam. Pedro'yu kanatta oynatırım. Bak Rossi'yi beğenmediniz. Buruma'yı beğenmediniz. Size bir şey söyleyeyim mi? O Kiev maçında bunların bir tanesinin yerine solda Pedro oynamış olsaydı. bir iki haftadır da takımda olsaydı. Banko veriyorum. 2-0, 3-0, 4-0 falan biz o maçı alırdık. Banko veriyorum. Bak King ilk maçında hiç beğenmedim. Açık söyleyeyim. Yani bunu elemiş eleğini asmış futbolcu izlenimi verdi. Mesut Özil geldiği zaman da aynı izlenimi vermişti. İnşallah Jesus King'e bir düzen verir. Yoksa sıkıntı. Ben şunu söyleyeyim. Pedro'yu sola koy. Sağda bir şekilde hadi İrfan Can falan oynuyor. Forvet arkasında King şu performansıyla oynayamazlar. Lincoln olabilir. Belki Burma Forvet arkasında olabilir. Orada iş yapıyordu. Forvet'e de play'ı çek. Ne olursa olsun bizim karşılaşma yapabileceğimiz rakipler içerisinde söylüyorum. Ne olursa olsun her maçın favorisi Fenerbahçe olur. Ne olursa olsun. Haberiniz olsun. Ama bakalım uzun bir zaman fakat Jesus ısrarlı bir şekilde hızlı bir şekilde transferlerin bitirilmesi talimatını verdi. Çünkü Kiev'i eledikten sonra inşallah ileriz. Bakın 23'ündeyiz. Yani zaman çabucak geçiyor. 27'sinde maçın bittiği gün ya da maç bitmesin ya. O maçın oynanacağı gün İstanbul'a getir. Sağlık kontrollerinden geçir. 28'inde hemen takıma dahil et. Hemen dahil et. Bir haftalık süre içerisinde hazırlanıp yeni listeye dahil edilip bir sonraki turda oynatabilirsin. Ama önemli olan şimdilik şu turu geçmek. Elzem olan bence stoper daha. Elzem daha önemli. Ama playa da önemli. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Arao'yu stoper oynatabilirsin. Serdar Aziz sakat ama işte Arao, Serant 2, Salahi 3, Nova belki de Serant Serahi'nin yedeği yapabilirsin. Şu an eldeki mevcut konuma söylüyorum. Crespo'yu 8 oynatabilirsin. İsmail Yüksek'i oynatabilirsin. Zayt'sı orada 8 oynatabilirsin. 6 8 hani karışımları oynatabilirsin. O yüzden elinde geniş bir kadro yelpazesi var. Bunu iyi değerlendirmek lazım bence bir as stoper ve forveti hemen bitirmemiz lazım. Sonrasında yedekleri zamana yayabiliriz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.